Haşmet Gürkan meselesi ikinci bir emrime kadar kapandı. Efendim, başka bir gelişme var. Aşçı İsmail'den haber geldi. Fuat Ersoy'u ziyaret etmiş. İsmail de adınızı vermek zorunda kalmış. Aşçının telefonundan bir şey çıktı mı Rıfkı? Çıkmadı efendim. Sokağını, evini gören bir güvenlik kamerası varsa şayet kayıtlarına baktır. İzleme yapan adamlarınla da bir daha konuş. Eve girip çıkan kim varsa hepsini öğrenmek istiyorum. Anladım. Ha Rıfkı. Kurumlardaki dostlarımıza sor. Muzaffer adında bu tip işleri becerebilecek kim var? Öğren. Gerekirse hepsini tek tek alacağız. Tamam abi. Abi Haşmet Gürkan geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hayırdır Fuat? Geç saatte. Nedir acele olan? Ali Rıza. Ne oldu? Bir sorun mu var? Sence yok mu? Anlamadım. Abi, Ali Rıza'nın bu kadar kısa süre içinde bu kadar çok işi başarmış olmasında sence de bir tuhaflık yok mu? Fuat, ima kısmını geçelim, sadede gel. Bu çocuğun arkası karanlık abi. Ben göremiyorum. Fuat, bizim işlerde bir yaştan sonra en büyük zaaf körlük. Bazen olaylar o kadar hızlı gelişiyor, o kadar kolay seni içine çekiyor ki göremiyorsun bazı şeyleri. Yani sen diyorsun ki bu çocuğun başarıları gayet normal, öyle mi? Yani ben bu çocuğu hem kendime hem sana benzetiyorum Fuat. Biz de bugünlere kimsenin yapamayacağı şeyleri yaparak, kimsenin cesaret edemediği işlere kalkışarak geldik. Evet ama biz bir cezaevinden hem de özel güvenlikli bir hücreden bir adam kaçırmadık abi. Evet de o işi Burak'la birlikte yapmadılar. Haklısın. Burak'la birlikte yaptılar. Ama Cabir'in kardeşini zehirleme işini ve hastaneye sevk edilme olayını Ali Rıza üstlendi. Ben bu işin arkasını biraz araştırdım. Huzeyfe'nin içeriden çıkmasını sağlayan Muzaffer adında devletle bağlantıları olan çok karanlık bir adam. Büyük ihtimal istihbaratçı. Bu çok büyük bir itham Fuat. Eğer doğruysa hepimiz tehlikedeyiz demektir. Yalnız bunun doğruluğunu teyit etmeden ortaklarla paylaşmayalım. Çünkü ikimizin itibarında yerli bir eder. Ali Rıza'yı aleme sokan benim. Evet. Ama tepeye çıkaran da sensin. Ne yap et, bu Muzaffer'i bul. Eğer kuşkularında haklıysan Ali Rıza'nın kafasına sıkmak bana düşer. Efendim Galip Bey. Neredesin Ali Rıza? Eve doğru gidiyorum. Bir sıkıntı mı var? Erol'la Ahmet birazdan mekanına gelecekler. Bize bağlılıklarını bildirecekler. Bu kadar çabuk ikna almalarına şaşırdım. O adamlar yıllardır bizim için çalışırlar. Aranızdaki anlaşmazlıkları konuşup giderim. İsmail'i getirmemi ister misiniz efendim? Şimdi evi izliyorlardır.
Bize bir muzaffer lazım. Anlayamadım efendim. Fuat bu kadar yaklaşmışken vazgeçmez. Ali Rıza'nın üstündeki şüpheleri kaldırmak için bize bir muzaffer lazım. Cezaevlerinde son 20 yıldır görev almış memurların içinde Muzaffer isimli olanların listesini çıkarın bana. Temizlik görevlisinden cezaevi müdürüne kadar kim olursa. İçlerinden uygun olan Muzaffer'i verelim Fuat'a. Başüstüne. Sen bu adamları nasıl ikna ettiysen bir çuval parayla geldiler. Ne parası? Bilmiyorum. Size açık açık anlatmaya çalıştım ama anlamadınız herhalde. Hasan. Mekan sahibi gelince misafirin ayağa kalkması münasip midir? Mekana gelen emri altında olduğun adamsa mekan sahibi olsun, misafir olsun fark etmez. Saygı göstermekten imtina etmeyeceksiniz. İyi ya. Biz de saygımızı göstermeye geldik. Dinliyorum. Artık babalar işlerini sana bağladı. Biz de yaptığımız işlere dair seni bilgilendirmeye geldik. Ben İstanbul'daki gece kulübü, restoran gibi bütün mekanların korunması karşılığında istediğimiz ücretleri topluyorum. Haraç kesiyorum desene. O eski jargonda Hasan abi. Artık koruma ücreti deniyor. İstanbul'da bir mekan açılacaksa konsorsiyumun adına ben müsaade ederim. Müsaade etmediğimiz kimse, bırakın mekan işletmeyi, çay ocağı bile açamaz. Güvenlik şirketi adı altında mı yapıyorsunuz tüm bunları? Evet. Bundan sonra yaptığınız her şeyden haberim olacak. Benden izin almadan hiçbir şey yapmayacaksınız. Toplanılan paradan kendi payımızı aldıktan sonra aslan payını yukarı iletmek üzere ayırırız. Bundan sonra teslim...